Her çarşamba olduğu gibi Tarım Analiz'den merhaba, ben İrfan Donat. Bu hafta hayvancılık sektörüne biraz bakacağız ama küçük baş hayvancılık penceresinden bakacağız. Tabii sonuçta bunlar birbirinden bağımsız değil, ikisi de birbirini etkiliyor. Ama dediğimiz gibi daha çok işte şu anda üreticinin mevcut durumu, maliyetler ne durumda, pazar tarafındaki sıkıntılar nedir, finansman işin ayrı bir boyutu. Tüm bunları Ankara Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılıç'la birlikte ele alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi canlı hayvan tarafı hakikaten tarımda risklerin daha fazla olduğu bir alan. Hep konuşuyoruz. Yıllardır da özellikle büyükbaş tarafında ağırlık büyükbaşta olduğu için hem maliyetleri, hem ithalatı, hem içeride üreticinin bu işten para kazanamaması ve tüketicinin, nihayet tüketicinin de fiyatlardaki memnuniyetsizliğini hep konuşuyoruz. Şimdi son dönemlerde özellikle işte planlamadaki eksikliklerden dolayı et tarafında bir fazlalık, arz fazlası oldu. Yani ithalatın yoğun şekilde yapılması sonucu piyasada da tüketimin kısmen azalmasıyla beraber bir yoğunluk var. Bu da canlı hayvan pazarlarında piyasaların durduğu yönünde bize haberler geliyor. Sizden genel bir görüş alalım. Nedir şu anda piyasanın durumu? Evet, piyasalar iyi değil gerçekten. Hani yansıyor, alttan üste doğru da yansıyor. Siz et fazlalığı diye bir cümle kullandınız. Önce ona bir açıklık getireyim. Şu an aslında et fazlamız yok. Tırnak içinde söylüyorum ama o biraz sıkıntılı bir konu. Et fazlamız yok fakat şöyle piyasada ciddi şu anda et fazlalığı var ama. Sebebi de şu anda yetiştiricinin ya da üreticinin kar etmemesinden kaynaklı olarak damızlıkların kesime gitmesi. El altından bir şekilde yerelde çok ciddi anlamda damızlıklar kesime gidiyor. Kesime gidince de piyasadaki besi materyaline ek olarak da damızlık eti piyasaya sürülüyor. Bu da et artışı demek ama yani önümüzdeki tehlikeli bir et artışından bahsediyoruz. Tehlikeli bir et artışı. Çünkü önümüzdeki dönemde de birden et açığımız ortaya çıkacak. Biz burada giriş bu aslında görece bir et fazlalığı görüyoruz şu anda önümüzde. Yani 2019'un ikinci yarısı ya da sonlarına doğru o zaman 2019'un et... evet ben kişisel olarak kişisel görüşüm 2019'un son çeyreğinde kesinlikle bizim çok ciddi et açığımız ve süt açığımız çıkacak. Çünkü diyorsunuz ki anaç, damızlık hayvanlar özellikle süt tarafında kesime gidiyor. Burada tabii sütün de para etmemesinin ya da üreticinin maliyetlerini karşılamaması şu anda maliyetlerini karşılamamasından dolayı zarar ediyor. Zarar edince de özel ufak işletmeler de bunu ekonomik olarak dayanamamakta. Dayanmadığından dolayı da işte bir şekilde o bölgede, kendi ilçesinde, özellikle küçük şehirlerde diyelim illerde el altından bunu yasak kesim ama bir şekilde kesiliyor. Bu da piyasaya daha ucuz etin sürülmesi. Hem şu anda besicilik yapan kişiler için de bir negatif durum, zarar oluşturmakta. Hem ülke açısından da ciddi ciddi damızlık materyallerimizin kesime gitmesi, yani yok olması. Şimdi biz bunu geçtiğimiz yıllarda da konuşuyorduk. Kesime gidiyordu, gitmeye de devam ediyor. Çiziyorsunuz ki bu yılın içerisinde bunun... Bir yıl çok daha fazla. Çünkü bize telefonlar geliyor işte satıyorum. Yani bizim işte küçük başta aynı zamanda büyük baş yapan yetiştiricilerimiz de var bunlar. İşte arıyor işte nedir o hayvanımı satacağım haberiniz olsun. Bir yer bulursanız soran olursa bize yönlendirirseniz seviniriz. Biz de aynı zamanda aracılık yapıyoruz insanlara. Bizi karşılaştırın alıcıyla falan. Ama alıcı yok ortada satıcı sürekli arıyor. Yani hayvanlar kesime gidiyor ama üretici yerine yeni mal zaten yeni koymuyor. Besi tarafı da böyle. Besi tarafı da zaten yeni materyal koymuyor. Koyduğunda zararına koyacak. Kapanıyor yani işletmeleri küçülüyor. Çok normaldir zaten bu tür ekstrem durumlarda da işletme hemen kapanır, kendisini küçültür. Çünkü daha fazla zarar etmemek adına bu şekilde gidiyor şu anda. Peki şimdi burada üreticinin temel sıkıntısı aslında iki boyuttan, iki taraftan sıkışmış gibi geliyor. Bir, geçen yıl Ağustos ayında özellikle kurun da etkisiyle Ağustos ve sonrasında girdilerin artması. Diğer taraftan da karkas maliyetlerinin de aşağı çekilmesi. Makas ters yönlü açtı yani. Makas ters yönlü açınca bir de şöyle bir şey var. Özellikle arkadaşlarım da var büyük besicilerden. Onlarla görüştüm. Bunun banka kredileri. Yani normal zirai krediler değil de normal BCH krediler dediğimiz borçlu cari hesap çalışan kredilerden kar ettikleri için oralardan kredilendiriyorlardı. Yem işte ya da besi materyal aldıklarında. Şimdi tam ellerinde besi kesip borçlarını kapatacakları sırada ya da 2-3 ay kala şimdi faizler en az 2 kat, 3 kat yükseldi. Öbür taraftan et fiyatları aşağı çekti. Yani kazandığı birikimi 3-5 yıl birikimi tamamen 1 yıl içinde de kaybetmeyle karşı karşıya kaldı.
Yani ben aslında ilerleyen dakikalarda finansman tarafını soracaktım üreticinin. Yani o makası şey yapınca değindim tabii de. Önemli bir nokta değindiniz. Çok önemli. Çünkü tarımsal kesinlikle. Kredilerde muslukların özellikle evet. yılın 2018 son çeyrekte ve bu dönemde daha kapan. Yani kısıldığını biliyoruz. Faizlerdeki artışın evet. Maliyete yansıması olacağını biliyoruz. Şu anda üretici bu alanda da sıkıntılı. Çok sıkıntılı evet. Anlıyorum. Biraz da işin daha spesifik olarak isterseniz küçük baş tarafına da bakalım. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde keçi üreticilerinden de bizlere mesajlar geldi. Hayırdır inşallah dedik. Baktık mesajlara. Süt destek priminin 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldüğünü söylediler. Şimdi bu maliyet artışı, piyasadaki durgunluk, genelde desteklemelerin daha da artması beklenirken ya da en kötü ihtimalle aynı seviyede kalması gereken evet. bir gerileme söz konusu. Şimdi bu destekler bizim için kritik önemdeydi diyorlar. Evet. Ama her ne kadar meblağ belki ufak gibi gözükse de onlar için büyük anlam büyük ifade anlam ediyor. Nasıldır orada desteklemelerdeki üreticinin beklentisi durumu? Yani üretine 0.5 lira yani koyun sütü ve keçisinin 0.5 lira destek bekliyordu yani şu anda. 50 kuruş. Hı hı. Fakat tabii gerilince beklenmedik bir durum. Ama yani, tabii söylenen bakanlığın bu finans destek kalemlerine daha etkili kalemlere yönlendirmeye çalıştığı. Hani işte direkt desteğe yöneltecek. İşte örneğin koyun başı genel destek var işte hayvan başına 25 lira olan. Onların daha fazla yükseltileceği bizim edindiğimiz duyumlar bu yönde. Hani koyun sütü çok etkili değil piyasada. Çok fazla sağlık, çok ticareti yapılan bir konu değil. Yerelde çok satılır. Aynı ilçede, aynı köyde genelde satılır. O yüzden bu yönde bir karar olduğunu düşünüyorum. Öyle duyumlar aldım. Tabii bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Fakat tabii 0.5 lira beklerken 10 kuruşa düşmesi çok kötü bir durum yani. Ham madde tedariğinde sıkıntı var mı? Geri taraflarını... Küçük başta ham madde tedariğinde çok aşırı değil. Fakat tabii 3 aylık bu kış döneminde yemleme olur. İşte biz sayarız bir hayvan başı bugün 100 lira, 100 TL bir kış yiyeceği yemi karşılar. Ondan sonra meraya dayalı. Meralarla ilgili bizim küçük başın sorunları var. Sorun hep var. Yani yıllardır var. Yıllardır yani artık kangren olmuş gibi gidiyor. Aslında çözülmeyecek de bir sorun değil ama şimdi bakıyoruz meraların hem nicelik hem nitelik kaybı var. Bunu hep konuşuyoruz zaten. 35-40 milyon hektarlardan 14 milyon hektarlara ve son dönemlerde 12-11 milyon hektarlara kadar gerilemiş. Gerilemesinin ötesinde mera vasfının dışına çıkan ya da mera vasfını koruyamamış, ıslah edilememiş yerlerden bahsediyoruz. Yani hadi bugün o meraları hayvanlarımıza salalım desek gerçekten yüksek performans alır mıyım bilmiyorum. Siz söyleyin. Birçok sebebi var tabii. Yani mera ıslah çok önemli. Yani bu yetiştirici ayağı da var. Tabii bakanlık ayağı da var. Yetiştirici ayağında mera ıslahlarına pek yetişle uymuyor. Yani işte bizim örneğin 15 Nisan meraya çıkışımız. Fakat biz 15 Mart'ta sürüler meraya rahat rahat çıkar. Şimdi dolayısıyla o meran daha uyanmadan, daha kaliteli yem üretmeden baskı altında kaldığı için yıllar itibariyle sürekli zayıflıyor meralar. Bu bir yetiştirici ayağı yani sorumluluğu üstüne getirmemi. Bakanlık ayağında ise bu meralarla ilgili işte mera işgalleri var. Ondan sonra bu büyükşehirle ilgili işte İterlantı'na giren bir sürü köyler var. O köylerdeki meraların hazineye çevrilmesi var, etki var. Ondan sonra güvenlik ayağı var. Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik ayağı, meraların boşaltılması var. Bunların hepsini totalde topladığınızda küçük başın işte Türkiye'de çok fazla sayısının artmamasının nedenlerini olarak sayabiliriz. Tabii bir sosyal nedenleri de var. Ekonomik neden en başta. Ama bu mera küçük baş dedik mi mera. İşte yetiştiricimiz arar, mera işgali var. İşte il müdürü aranır ama belediye ile aralarında bir hukuksal sıkıntı vardı bir dönem. Şimdi ulaşıldı ama yine de bir sürü yönü var. Hani mera işgalinde siyasal yönü de var. İşte o süren kişinin davalık olması, komşusuyla kötü olması falan bir sürü komplike olay var merada. O yüzden de meraların şu anda çözümü türlü kavuşmuyor. Ben meraların çözümünün en pratik yönteminin toplulaştırma olduğuna inanıyorum. Yani toplulaştırma yapılan bütün köylerde meralar işte belli çizildiği için çözüm kendiliğinden çözüme kavuşacak. Öbür türlü tarlaların işte uç kısmı boş, mera diye tescil edilmiş, geçilmiş. İşte tarlalar arası boşluk, mera diye tescil edilmiş, geçilmiş. O kısmı o tarla sahibi gibi sürüyor. Sürdüğünde işte yetiştirici itiraz ediyor. O kişi kendini orada hak talep ediyor. Gibi sürü karmaşık olaylar yaşanıyor. Ama toplulaştırmada işte belli bir alan meraya ayrılır. Aynı zamanda o meranın kiralanması da kolay olur. İşçilik de azalır.
Ben şeyin mera çözümün kesinlikle toplulaştırma olduğuna inanıyorum. Ki mera hani genelde hep küçükbaş hayvancılık için Türkiye Anadolu coğrafyasında evet. daha uygun olduğunu söyleriz ama büyükbaşta da o potansiyel var. Mera kullanılacak alanlar da var. Alanlar ama... yani bölüm bölüm alanlar, geniş alanlar olmasa da belli alanlarda işte Ankara'da bile bazı işte gölet, baraj kenarları olan meralar var, değerli meralar. Oralarda yapılabilir. Ama tabii ana şey küçükbaş. Yani mera işin bir boyutu, maliyet diğer boyutu, işte evet. pazarlama, onları da konuşacağız. Sonuç itibariyle bunlar, bu sorunlar devam ederse ya da biz orta ve uzun vadeli politika ortaya koyamazsak küçükbaş hayvan tarafında da varlığımız aslında trend olarak baktığımızda geriliyor. Şimdi arkadaşlarımızdan Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığının nüfusa göre yıllar içindeki değişiminin yer aldığı grafiği ekranlara getirmesini rica edeceğim. Aslında burada geldiğimiz nokta çok net anlaşılıyor. Yani 60'lı yıllardan 2017-2018'lere kadarki süreci görüyoruz. Belki bizi izleyenlerin ötesine dinleyenler için biraz yorumlamakta fayda var. Baktığımız zaman 1960 yılında 59 milyonluk bir küçükbaş hayvan varlığımız varmış. Nüfusumuz yaklaşık 27-28 milyon civarında. Yani kişi başına düşen hayvan sayısı 2.13. 2'den fazla. Sonra 80'lere geliyoruz. Nüfusumuz 45 milyonlara çıkıyor. Hayvan varlığımız 64-65 milyonlarda küçükbaş için söylüyorum. Kişi başına düşen hayvan varlığımız 1.45. 2000'lere geldiğimizde nüfusumuz 67-68 milyonlarda. Hayvan varlığımız 38 milyona gerilemiş. Kişi başına düşen küçükbaş hayvan varlığımız 0.56. Bir tane bile hayvan düşmüyor. 2018'e de geldiğimizde 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlarda 81 milyonluk bir nüfus. Ama yaklaşık 40 şu anki son veriler, 2018 hala tam olarak şey olmasa da öngörülen 47 milyon civarında bir küçükbaştan bahsediyoruz. Yani makas açılmış. Makasın aslında... Aynı oranlarda gitse ya da işte kişi başına düşen en azından şu anda bir olsa belki bir olsa tam aslında yeterli. Çok değil bile yani. 45, 46, 47 milyon küçükbaş varlıktan ziyade 80 milyon, 85 milyon biz bugün konuşsak belki kırmızı et ya da süt tarafında da bırakın onu başladığımız noktadaki rakamlar olsa bile yeter. 60 milyon, 60 küsür milyon küçükbaş. Çünkü şeyi de burada biz bu rakamları açıklarken şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme alışkanlığı. Yani işte beyaz etin, tavuk etin özellikle kanatlı sektörün 90'larda iyice hızlıca şeye girmesi kentteki beslenme alışkanlığına artı büyükbaşa yönelim küçükbaş et tüketiminin yavaş yavaş azalması şu andaki küçükbaş eti tüketiminin %12'ler, 12.5'larda %87.5'u kırmızı etin büyükbaş. Bu da etki ediyor şu anda. Orada dolayısıyla o ihtiyaç bir değişiklik var. Yani daha gerilere gittiğimiz zaman 80-90'lı yıllarda toplam et üretimimizde ve tüketimimizde küçük başın payı %30-35'lerdeymiş. 35'lerden evet. Şimdilerde %12-13'lerde. Hatta bir kitap okuyorum. Türkiye'deki Frank ve Levanten mahalleleriyle ilgili bir kitap. Orada bir anı kitabı 1870-1900'lü yıllar civarında geçiyor. Ve söylenen şu, bir yabancının gözünden, kasaplarda Türklerin pek de tercih etmediği sığır eti de satılıyor gibi bir cümle var. Yani o dönemlerde bizim gündemimizde aslında hep küçükbaş varmış Anadolu coğrafyasında. Halen de Anadolu coğrafyasının güney kesimi halen çok bariz olarak küçükbaş eti tüketir. Yani Antep'in olsun, Adana, o güney bölgesi, Hatay, küçükbaş eti tercih edilir. Kentler büyüdükçe, İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok büyük kentlerde, kentler büyüdükçe... Büyükbaşa yönelim. Tabii buradaki nüfus oranı yüksek buralarda. Dolayısıyla tüketimin çoğunluğu büyükbaş olmuş oluyor. Ama biz burada şey özellikle bakanlıkla ilgili görüşmelerde de arkadaşlarla konuşmamızın da yani bu oranı nasıl 20'lere 25'lere çekebiliriz? Yani %75 gene tabii büyükbaş ama %25 küçükbaş tüketimine dengesini oturtulursa 12'lerden Türkiye'deki, en azından iki katına çıkar. Türkiye'de kırmızı et şeyi tüketimi ciddi şey bir dengeye oturur. Nasıl yaparız bunu? Yani niye bugüne kadar bunu çıkartamadık? Şimdi, TÜİK üzerinde belki rakamlar kısmen artış gösteriyor ama şimdi bazen sektör temsilcileriyle konuştuğumuz zaman o rakamların da çok sahayla uyumlu olmadığını, çok güvenilir olmadığı noktasında bazı tereddütleri var. Rakamlar tereddütlü olur yani var ama yani yaklaşık bir değer verir. Yani %100 doğru olmasa da yaklaşık bir değer veriyor ama yani sonuçta. Ben şimdi onunla ilgili yani nasıl yaparız ile ilgili önce sorunlar hani bu sorunların çözümüyle beraber bu işe oturur. Bana göre yani küçükbaş hayvanın ekonomik sorunları var. Maliyetle ilgili sosyal sorun yönü var. Bir de yapısal sorunlar var. Yapısal sorunlar biraz önce değindiğimiz gibi meralar ilgili işte toplulaştırma falan olacak ki o mera
belki de şey de var yani gelecekte burada bizim yetiştiğimizde dinliyordur bizi muhakkak. Gelecekte profesyonel üreticiler girecek devreye. Kırsalda kimse kalmayacak. Yani yetiştirici olan şu anda bizim üyelerin çoğunun çocukları kente göç etmiş. Köyden kentte çocuğunu besliyor. Çocuğu asgari ücretle çalışıyor. Oradan destek veriyor ama o çocuğun tekrar köye gelip babasının işletmesini yapmayı düşünmüyor. Dolayısıyla bu alanları terk edin mi? Bu sebeple üretim biraz daha profesyonel üretime doğru gitme durumu da olabilir küçük başta. İşte bu uzman, bu yapısal sorunlardan dolayı da belki bu duruma da evrilemiyor bu durum, şey bu üretim tarzı. Toplulaştırmada işte bu alanların belli yerde olacağı için o alanların kiralanma yoluyla işte bir şekilde tel çevirir, işte çoban sorunu ortadan kaldırma gibi bir sürü riski var. Bunları elemine ettiğinde profesyonel üretime doğru da gidebilir. O zaman işte kırmızı et üretimimiz küçük başta belli seviyelere de ulaşabilir. Bu yapısal sorunların birisi. Birisi menaların bir kısmı boş. Bildiğiniz mera bomboş yani üretim işte kırmızı et üretmek var ki onu küçükbaş. Yani kullanmak isteyen birisi olsa dahi kullanılmıyor. Kullanamıyor. Köy örneğin yan köyde kullandırmaya da biliyor. Kişisel yani ya, komşu köyün sürüsünü bırakmaz. Halen o eski şeyler var devam ediyor. Bunlar belediyeler aracıyla biraz çözülmeye başladı ama ya da ücretle gidiyor oraya. Şimdi siz bir taraftan devlet olarak üretim yapsın da ne yaparsa yapsın destek verelim üretim yapsın. Öbür tarafta kişi onu besleyecek alan bulamıyor. Besleyecek alan işte bazı hukuksal sorunlar da var ama hukuksal sorunlar öte bu sosyal sorunlardan kaynaklı orada şey yapamıyor hayvanını otlatamıyor. Doğu ve Güneydoğu'da biraz önce güvenlik meselesi dedim işte boşaltılmış alanlar var orada üretim alanları atıl duruyor. Bu bütün bu yapısal sorunların çözülmesi gerekiyor. Sosyal boyutuna gelince de işte kimse çocuğun çoban olmasını istemiyor. Yani evlilik sonuçta bunu aile kurumu kuracak aile sahibi olacak ama... Kız tarafı diyelim şey yapmaz köy yerindeki çocuğa kız vermek istemiyor. Sebebi de biliyor o aile işletme yapıyorsa koyunculuk koyun sağması gerekecek. Ya da işte o işte olacak o işte ağır işler çocuğunun daha rahat bir yerde evlilik ve daha rahat bir yerde yaşamasını istiyor. Bu sorundan kaynaklı olarak da insanlar terk ediyor. Köy alanlarımızın çoğu imardan geçmemiş. İmar yok köylerde. Şimdi imar olmayan köylerde ağıl yapacak, meraya yapacak, dışarı taşıyor, evini dışarı. Bu komşuyla ilgili ilişkilerinde sıkıntı yaratıyor. Şimdi şeyi fark ettim, burada aklıma gelirken söyleyeyim. Önce koyunculuktan 5-600 sürüsü olan bir yetiştirici belli bir süre ekonomik olarak paralar kazanıyor. Ekonomisi düzeldikçe terk etmeye başlıyor alanı. Niye terk ediyorsunuz diye sorduğumuzda, ya şeyle mi uğraşacağım, komşuyla mı uğraşacağım? İşte şeye girdi, buğday tarlasına girdi, çıktı ya da köpeği memnun oldu, kavga. Şimdi insanlar zorunlu olarak o ekonomiden beslenme zorunlu olduğunda yapıyor ama belli bir ekonomik seviyeye ulaştıktan sonra da bulaşmak istemiyor o tür riskli işlere. O da yine çok insani de bir durum yani kente kayıp o ilçenin merkezine ya da o ilin merkezine gidip emekli ya da bir şekilde bana yeter deyip bir evde aldım. Üretim alanı bunlar hepsi yapısal sorunlar, sosyal sorunlar. Bunların da çok şey yapılması gerekiyor, komplike götürülmesi lazım. Köy yerlerinin imardan geçirilmesi lazım. Meralarda şey olacak, alanlar belirlenmesi lazım. Hayvanların işte barınaklarının olacağı alanların belirlenmesi gerekir. Dediğim gibi toplulaştırmaya bunlar belli bir alanlara toplanması lazım. Yani tek yönü sadece destek ve fiyatla oynamakla da oluyor bu iş. Yani o zaman ben şu sonucu da çıkartıyorum. Şimdi bütün şehir yasasıyla beraber köyler bir gecede mahalleye dönüştürüldü ama... Evet. Sonrası galiba onun getirilmemiş. Yani sadece yok. Mahalleye dönüşmüş. Sadece mahalleye olarak. Sadece su parası alınıyor. İşte yani elektrik parası zaten önce vardı ama su parası almaya başlandı. Şehirle çöp, eş değere yakın evet. Bir çöp vergisidir. Bunlar bir sürü şey çıkıyor. Yani bunlarla uğraşılıyor ama şimdi. Ama altyapıdır işte hizmet tarafında tabii ister istemez yok. Şehirle o makas hala açık vaziyette kapatılmamış. Mümkün değil yani işte bir baraka yapacak hayvanını onu bile yapamıyor bu sefer. Hani pratik işte ruhsatlı bilmem ne. Hani göz yumuluyor şu anda hani bakanlık çok sıkmıyor işin doğrusu belediyeler de sıkmıyor ama sonuçta bu yasal bir prosedür önünde engel. Ve daha önce de söylenmişti bu büyükşehir yasasıyla beraber tarım alanları daralır. Yani Brezilya'da falan görülmüş bunlar. Ama bilmiyorum tabii bu yapısal sorunlarımızı da çözmeden biz şey yapamayız. Fiyat ve ekonomik sorun yani. Fiyat istikrarı yok. Bakın 17 lira 2 ay önce 2 ay da sürmedi 45 gün önce 17 liraydı canlı karkas. Küçük baş karkas. Evet küçük başta. Kesin. Şey canlı ağırlık. Paskül derim özür dilerim. Paskül 17 liraydı. Şu anda 21 lira. Bakar mısınız makastaki şeyi? Yani bu istikrarsızlık da aynı zamanda üretim baltası. Büyük başta şu anda ne kadar? 20 karkas için soruyorum. Büyük başta şu anda 25 yerlerde. 25. Yani 30 küsürlerde olması gerekir şu anda büyük başın karkası. Kurtarsın. 25 şu anda. 25'ten kesiliyor. Şimdi o da bu 2019'un 3. çeyreğinde dediğimiz gibi yıl sonuna doğru.
açık çıktığında bakacağız belki 35-40'lara vurur. Bilemiyorum, ben tahmin edemiyorum üst rakamı. Karkas tarafında karkasta ne çıkacağını bilmiyorum. Çünkü şu anki mevcut, yani en basitten kıyma ya da kuşbaşı evet. et fiyatlarının çok daha yukarı çıkacak. Çünkü çok ciddi besicilik yapan, şu anda et üretimi yapan besicilerin çok ciddi bir kısmı yeni de materyal koymamaya çalışıyor şeyine, alnına. Şey tutuyor yani. %50 en azından kapasitesini azaltıyor. Ya boş azaltıyor. Bırakıyor ya da çıkıyor. Ya diyor, %50 az yani belki direkt çıkmaz. Çünkü hani o kültür aynı zamanda onun işi, o işini terk etmek istemez ama ciddi anlamda küçülüyor. O küçülme de işte açık yaratacak. Çıkacak açıkta da fiyat serbest piyasada talep arttı mı? Peki arz azaldı o dönemde mı? Tekrar yine o zaman ithalatı mı konuşacağız? İthalatı yani konuşacağız ama şöyle olacak işte bu şey gibi fasit daire gibi işinden çıkamayacağız bir duruma yani. Şimdi fiyatlar pik yapacak. Yeniden şey yükleneceğiz ithalata. İthalatın etkisi hemen olmayacak tabii. Bir de kur hala yani çok şey seviyelerdeyiz bu arada. İthalat da çok ucuza gelmeyecek. Yine şu anda o artık döviz kuruna da bağlı. O da ayrı bir risk. Onu da bir kenarda tutalım. Şimdi getirdiniz 3-5 aya kadar anca işte 6 ayın üstünde kesemezsiniz. 6 aya kadar en az 6 ay bakılması gerekiyor. 6 aya kadar o pikle gidecek. Sonra 6 ay onlar piyasaya girdi mi yeniden aşağı çekecek. Yeniden aşağı çektiğinde yeniden insanlar terk etmeye başlayacak. Bunun için dönüp duracağız biz böyle. Bunun en tabii çıkış yolu yapısal sorunlarını da çözmek gerekiyor. Fiyat istikrarı. Bizim küçük başlarda yani çok para ettiğinde çok para etmesini istemiyoruz diyoruz. Yani bize yeterli kazan sağlayacak bir değerde olması yeterli. Bu tür durumlarda bu sefer muazzam bir talep yarıyor. İşte yurt dışından getirilme, damızlıklar getiriliyor falan. Sonra bir bakıyorsunuz bir yıl sonra piyasada fazlalık görüşmeye başlıyor. Ani şey. Fiyatlar yine aşağıda. Küçük başta da aynısı. Bir daha tekrar baştan. Alanla ilgisi olmayanların o alana girmesi sonucu tekrar terk ederken yok fiyatına, piyasaya hayvan sürmesi. O da ayrı bir dalga yaratıyor. Bu şekilde biz istikrar istiyoruz. Yani fiyattaki istikrar ve aynı zamanda tabii ki hayvancılık yapanların gerçekten çok zor koşullarda. Yani hayvancılık yapmak zor bir iş. Yani canlıyla uğraşmak. O riski de göze alarak kazanacaklar. Yani onları mutlu edecek bir kazanç sağlama yeterlilikte olmasını istiyoruz fiyatlar. Bu arada siz bahsettiniz hani bu işten yapmak istemeyenler oluyor, yerine hayvan evet. koymuyor, boş bırakıyor ya da kırsaldan kente göç ediyor diye. Diğer bir sorun da galiba işçi bulmaktaki sıkıntı ki orada Afganlar yani, devreye evet. girmiş vaziyette. Yani herhalde onlar da olmasa birçok çiftliğin söylediğini söylüyorum. Biz iş çalışarak işçi bulamazdık. Bulamayız. Biraz önce aslında şeyin perde arkasında da konuştuğumuz yani gerçekten şu anda Afgan işçilerin yani bu gelenlerin ve Suriye'den gelenlerin çalışma ucuz iş koşulları olmazsa tarım sektörü hiç yapılacak durumda değil. En azından oradan biraz da ucuz işçi bulabiliyorlar. Oradaki sıkıntılar da şu işte SGK'nın özellikle Çalışma Sosyal Güvenliği'nin cezalar kesmesi. Çok ağır cezalar kesiyor. Bununla ilgili tabii yazışmalar da yaptık. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na söyledik. Ya yani bunu bir şey oluşturmamız lazım. Yasal bir statü oluşturmamız lazım. Bu insanlar üretim yapıyor. Bu ihtiyaç da var. Hepimiz de görüyoruz ki bütün yabancı işçiler çalışıyor bu işletmelerde. Biz şey önerdik. Dedik ki işletme sahibinin işletmesi var. Aktif olup olmadığı tarım ilçede belli. O belgeye dayanarak bu kişilerin o işlere çalıştırma izni verilsin en azından. Bununla ilgili bir adım atılmadı. Şimdilik cezalar kesilmedi. Belki cezalar biraz azaltıldı ama sonuçta yine yasal bir şekilde çalışmıyorlar. Yasal değil çalışmaları. Ama eğer onlar da yarın bir gün iş çok sıkıntılı, çalıştırılmadı takdirde işçi bulabilir misiniz Türk işler? Çok zor, çok zor. Biraz önce söyledim ya, asgari ücretle gidiyor kendisi, yani şu anda sürü sahibinin çocuğu. Babası buradan ona para gönderip besliyor. Yani geçinemiyor. Yine evet, kırsaldan bir destek. Kırsaldan var. Destek gidiyor. Ona rağmen onun kırsalda dönmesi düşünülmüyor. Eşi gelmiyor, çocuklar gelmek istemiyor. Böyle bir dönüşüm var. Çok da normal, bu bir süreçtir. Zaten biraz önce dedim, o yüzden bir profesyonel üretime doğru da gidebilir belki o toplulaştırma. Herkes rahatlık ister yani, insanın hakkı yani. Ben niye işte gidip Kaliforniya'da oturmayayım diyebiliyor yani. Ben kendim otururken sen oturma diyebilme hakkımız var mı? İşte o yüzden demek ki şehirdeki şartları kırsala en azından kırsala. Bir olmasa işte, o da gene yapısal sorun yani, planlı şehir şey köylerin bir kere imarı yok yani, imar planları oturtulsa gittik bir yurt dışına gitmişsiniz işte Macaristan falan gördük, o köyler nasıl oturtulmuş, yol üzerinde planlaması yapılmış, altyapısı tamam, işletmeler de köyün içinde yok, dışarılarda meraların bulunduğu yerlerde de işletmeler var. Doğru. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için. Daha konuşacak çok konu var evet. ama önümüzdeki dönemde muhtemelen sizin söylediklerinizden yana çıkarak daha çok konuları tartışacağız. İnşallah. Tarım analizinin sonuna geldik. Hayvancılık sektörüne biraz küçük baş penceresinden baktık ama dediğimiz gibi birbirinden bağımsız değil. Büyük baş tarafında da sorunlar var ve o sorunlara dair de önümüzdeki döneme dair riskleri biraz gündeme getirdik. Hakikaten dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Konuları konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.